Kısa bir konuya geldik. Asit yağmurlarındayız. Asit yağmurları nasıl oluşur? Nasıl tahribatlara yol açar? Ve nasıl bir sorundur? Bundan bahsedeceğimiz bir bölüm. Konu olarak kısa olsa da gerçekten hani soru getiren bir bölüm çoğu zaman. Çünkü hem çevre kimyası açısından önemli, hem küresel anlamda önemli bir sorun. O yüzden bu konuda da hem farkındalık oluşturmak hem duyarlılığı artırmak adına da önemli bir konu oluyor asit yağmurları. Şimdi bakarsak asit yağmurları nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Kömür ve petrol gibi biz fosil yakıtlara maalesef hala bağımlıyız. Bu fosil yakıtların yakılması sonucunda karbon, azot ve kükürt oksitler çevreye salınıyor. Ki karbonun yanmış hali karbondioksit, azotun yanmış hali azot dioksit, diazot, tetroksit gibi gazlar, kükürdün de yanması sonucunda kükürt dioksit, kükürt trioksit gibi gazlar açığa çıkıyor. Ki bu azot, kükürt ve karbon fosil yakıtların bünyesinde var. Bunlar yandığı zaman da bu tür işte kükürt ve azot oksitleri oluşturuyor. Bunlar havadaki su buharıyla bir araya geldiği zamansa, hani hatırla, ametallerin zengin oksitler asidik özellik gösteriyordu. Suyla tepkimesinden sülföröz asitlerimiz zayıf bir asit. Mesela kükürt trioksit gazı suyla tepkimeye girerse de sülfürik asidi oluşturuyor. Bunlar asit yağmurlarına sebep oluyor. Tabii karbondioksit de bunlardan bir tanesi. Karbondioksit de suyla tepkimeye girdiğinde zayıf bir asit olan karbonik asiti oluşturuyor. Benzer şekilde işte azot oksitler de tepkimeye girdiği zaman nitroz asit ya da nitrik asit dediğimiz asitleri oluşturuyorlar. Sonuçta bunlar su buharıyla tepkimeye girdiğinde asit yağmurlarına sebep oluyorlar. Çünkü bu asit yağmurları küresel bir sorun diyoruz ya, hani çünkü biliyorsun bulutlar rüzgarın etkisiyle taşınıyor ve çok geniş alanları etkiliyor. Yani mesela diyelim ki bizde en kalabalık şehir İstanbul. İstanbul'da bu fosil yakıtların kullanımı çok fazla ama yağan yağmur sadece İstanbul'u etkilemiyor. Sonuçta o yağmur belki Balkanlara taşınıyor. Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı etkiliyor. Belki de işte İç Anadolu'nun iç taraflarına doğru giriyor. Belki kuzeye doğru gidiyor. Sonuçta geniş bir alana yayılıyor. Yani bu anlamda küresel bir sorundur asit yağmurları. Peki nasıl sorunlara yol açar? Bunlardan bir bahsedelim. Öncelikle bir defa toprağın yapısını, yani pH yapısını bozduğu için asidik yağışlar yaprakların gelişimine, büyümesine engelliyor. Toprağın kimyasal yapısını bozuyor. Benzer şekilde toprağa verdiği zarara benzer şekilde su kaynaklarına, yani deniz, göl ve nehirlerin pH dengesini etkileyerek balıkların ölmesine sebep oluyor. Ve tabi tarihi eserler ya da bu sanatsal işte heykeller, mesela bazıları kireç taşından ya da mermerden yapılmıştır ki bunlar bazik maddelerdir. Asitle muamele edildiği zaman aşınmalar yol açar. Dolayısıyla bundan yapılmış binalar, sanatsal yapılar, heykeller aşınarak zarar görürler. Bunların hepsinin sonucunda da tabi bu heykeli falan çıkartabiliriz ama toprak, ağaç ve su yaşamındaki denge bozulunca ekolojik denge de bozuluyor. Asit yağmurlarına neden olan gazlarsa direkt olarak gaz olarak insanlarda ve hayvanlarda nefes almayı zorlaştırıyor. Nefes darlığı, akciğer kanseri gibi hastalıklara neden oluyor. Özellikle astım, KOAH gibi hastalıkları olanlar bunlardan daha fazla etkileniyorlar. Peki biz asit yağmurlarının etkisini nasıl azaltabiliriz? Öncelikle birinci maddemiz oldukça önemli. Çünkü çok fazla sanayi, ağır sanayilerimiz var. Hem bizim hem dünyanın ağır sanayileri var. Buradaki fabrikaların bacalarına filtre takılmalı ve bu filtreler, filtrasyonlarla bu azot oksit ya da kükürt oksitler filtreleri tutunabiliyor. Bunlar ciddi anlamda azaltıyor. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları, ki bugün işte hibrit teknolojiler, yakıt piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerji kaynakları kullanılmaya başlandı ama bunların sayısının ya da nasıl diyelim yüzdesinin artırılması gerekiyor. Taşıtların bakımı zamanında yapılmalı. Çünkü karbondioksit emisyon diye bir şey var. Bunu duymuşsundur. Bu emisyon değerinde belli bir sınırın altında olması gerekir ki buna en azından şu anda tüm ülkeler neredeyse çok ciddi şekilde dikkat ediyorlar. Emisyon değerleri yüksek bulunan araçlar trafikten men ediliyor. Oldukça burada bir aslında farkındalık var ama keşke taşıtlara bağımlı olmasak ama mecburen kullanıyoruz. Etkilerini bu şekilde azaltabiliriz asit yağmurlarının. Şimdi bununla ilgili konu kavrama sorularımız var. Onlara bir bakalım. Birinci soruda gazlardan hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz denilmiş. Azot oksit, kükürt oksit, kükürt oksit, azot oksit ama amonyak bir bazdır. Asit yağmurlarına sebep olmaz.
İkinci soruya bakalım. Karbon haritasında asit yağmurların etkini azaltmak için alınabilecek tedbirler verilmiş. Hangileri bakalım? Fabrika bacalarına filtre takmak önemli tedbirlerden biridir. Güneş enerjisi kullanmak önemli tedbirlerden ya da işte azaltıcı etkilerden biridir. Yeşil alanları artırmak da yine alınacak önlemlerden biridir. Çünkü havadaki en azından o karbondioksit oranını azaltabiliyoruz bu şekilde. Toplu taşıma araçlarını kullanmak da yine alınabilecek önlemlerden biridir. Çünkü bireysel olarak herkes trafiğe çıkmasındansa toplu taşımayı kullanmak karbondioksit emisyonunu ya da yayılımını azaltacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. 3'e bakalım. Atmosfere bırakılan gazların tepkime sonucu oluşan yağışla birlikte asitlerinden hangileri yeryüzüne inebilir? Burada asetik asidin yeryüzüne inmesini çok fazla beklemeyiz. Çünkü bu organik bir asit. Hidroklorik asit de oluşmaz ama nitrik asidin oluşmasını bekleriz. Özellikle azot oksitler, azot dioksitin suyla tepkimesi sonucunda oluşan asitlerden bir tanesidir. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olur. Yukarıda verilenlerden hangileri asit yağmurlarına neden olabilir denilmiş. Karbon, azot ve kükürt içeren yakıtlar ki bunlara fosil yakıtlar diyoruz. Jeotermal enerji buna sebep olmaz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Rüzgar enerjisi öyle. Petrol bir fosil yakıttır. Dolayısıyla 1 ve 4 burada asit yağmurlarına sebep olacak yakıtlardan biridir. Yukarıdakilerden hangileri asit yağmurlarının zararlı etkilerinden biri değildir denilmiş. Toprak kirliliği yaratır, su kirliliği de yaratır. Yani oradaki pH yapısını bozar. Yağmur suyunun pH değerini artırma. pH değeri artmaz. Ortam asit olduğu için pH değerinde bir düşüş meydana gelir. Artma fikri yanlış olmuş. Doğru cevabımız yanlışı sorduğu için B seçeneği olur. Aşağıda verilen kimyasal maddelerin hangisi atmosferdeki su buharıyla etkileşerek asit yağmurlarına sebep olur denilmiş. Kükürt trioksit bunlardan biridir. Sodyum oksit bazik oksittir. Amonyak bir bazdır. Sodyum hidroksit kendisi bir bazdır zaten. Magnezyum oksit de yine bazik oksittir. Bunlar baz oluştururlar. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Asit yağmurlarıyla ilgili doğru yanlış yapacağız. Doğru için tik, yanlış için çarpı işareti koyarsak hangi şekli elde ederiz denilmiş. Sadece şehirleşme ve sanayinin olduğu bölgelerde oluşur mu? Hayır. Taşınma var. Unutma. Geniş alanlara yayılıyor. Sebep olan gazlar insanlarda solunum yolu hastalıklarına sebep olan gazlardır. Bu doğru bir bilgi. Topraktaki ürün verimini de ciddi şekilde etkiler. Toprağın pH dengesini bozarak. Dolayısıyla çarpı tik çarpı olacak. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Fabrika ocaklarından çıkan bazı zararlı gazlar asit yağmurlarına sebep olmaktadır. Buna göre hangileri asit yağmuruna sebep olur denilmiş. Su buharı asit yağmuruna sebep olan bir şey değildir. Su buharı havada da nem olarak bulunur zaten. Ama azot oksit ve kükürt oksitler asit yağmurlarına sebep olurlar. Doğru cevabımız denizde olur. Evet, konu kısa ve önemliydi. Önemli olan kısımlarına da değindik. Neler asit yağmurlarına sebep olur? Nasıl önlemler alınabilir? Umarım bu konuda anlaşılmıştır. Şimdi bununla beraber asitleri ve bazları genel kullanım alanlarının çoğunu bitirmiş olduk. Şimdi karşımızda hani günlük hayatta kullandığımız, gündelik hayatta karşımıza çıkan asitler ve bazlar konusu var. O kısımda görüşmek üzere.